Evet, Galatasaray bir golcü transferi daha yaptı. Transferde bir isim daha artık sarı kırmızılı formayı giyecek. Şimdi bakan bu neler katar diye bir konuşalım. Icardi'nin olmadığı zamanlarda o santrfor mevkiini istendiği kadar sırtlayabilir mi sizce? Ya Icardi'nin olduğu yerde bir Olmadığı defa yerde. olmadığı Olduğu yerde olur. olmadığı yerde kendisini hazır tutmasına bakacaktır. Evet. Türkiye'yi biliyor, Türkiye Ligi'ni biliyor. Aykut'un sesinden Bursaspor'daki son golünü de izlemiş olduk. Evet. Ya bakan bu baktığımız zaman Icardi'nin olmadığı maçlarda, bazen de olduğu maçlarda birlikte oynayacaktır. Çift forvet oynayacağı ya da belki kanat forvet gibi, Icardi'ye yardımcı forvet gibi de olabilir. Okan Hoca bunu daha önce yaptı. 3-5-2'yi, 4-4-2'yi daha önce çalıştığı takımlarda yapıyordu. Bir arada da görebiliriz. Ama Icardi varsa Icardi oynar. Nasıl ki Muslera 12 senedir arkasında kimler oynadığını hatırlamıyorsak. Şöyle yerli yabancı birçok kaleci geldi ama hep Muslera hatırlanacak. Çünkü kolay değil. 6 tane lig şampiyonluğu yaşamış. Tarihte böyle bir kaleci yok. O yüzden Icardi de eğer cumartesi günü gelir takıma katılırsa bakan bu hep Icardi'nin arkasında yedek bekler. Orada hep hazır tutması gerekecek kendini. Forvet transferleri gerektiği anda hazır olması lazım. İçeriye girdiği anda bazen mesela sakatlıklar olabiliyor. Bazen yorgunluklar olabiliyor. Bazen rotasyonlar olabiliyor. Bakan bu da böyle bir forvet. 18 gol, 38 maç istikrarlı bir oyuncu. Ben bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum Okan Hoca'nın. Belki bir tane daha forvet transferi gerçekleşebilir. Çünkü lig, Avrupa, Ziraat Türk Evet, Kupası maçları. Yani bu uzun bir maratonda bazen iki değil, üçüncü golcümüz de gerekebiliyor. Orada da üçüncü yedek sıkıntı çıkarmayacak orta halli bir golcü. Halil Dervişoğlu yerli olarak var. Belki orta sahada bir forvet değil ama bir orta saha transferi de olabilir. Bunu da biraz sonra göreceğiz haberlerde. Peki. Mutlaka sana soracaksındır ama bakan bu transferi Icardi'nin olduğu yerde daha iyisi olamazdı. Bakan bu için biraz Gomis'in daha genç hali diyebilir miyiz? Tabii Gomis'in bir önceki dönemi de diyebiliriz. Aha. Mesela o kadar belki değildi. Gomis çünkü çok hareketliydi bir önceki döneminde gelip ve bir sezonda o şampiyonlukta çok büyük katkı bırakmıştı. Şu anda ona yakın bir bakan bu diyebiliriz. Yani Gomez'e yakın bir bakan bu diyebiliriz. Takım oyunu oynayabilen, çok fazla sorun çıkaran bir oyuncu değil. Yedekte kalsa sıkıntı bırakmaz. Zaten Icardi'nin olduğu yere geliyorsa onu göze almıştır. Mutlaka. Ama rekabetin içinde hep yer alacaktır. Antrenman temposuyla, maç temposuyla. Yani Icardi var. Ben nerede formayı giyemem, gidip yatıp orada 1,5 milyon euro alayım gideyim değil. Icardi ile beraber rekabete girer. Hatta Icardi ile beraber aynı anda zaman zaman çift forvet çıkacağı maçlar içinde yararlı bir oyuncu olacaktır. Peki şimdi Jagres Vilnius karşılaşmasını düşündüğümüzde Icardi'nin gecikme olasılığında gelmeme ihtimalinde. Şimdi Barış Alper'i hazırlık maçlarında hep santrfor mevkiinde gördük. Acaba dedik bu karşılaşmada da mı bu şekilde oynar ama şimdi Bakan bu da gelince acaba Bakan bu mu o bölgede görev alır sizce? Hemen oynayamaz ya. Yani sonuçta Bakan bugün gelse maça 3 gün var. Okan Hoca kolay kolay böyle gelen oyuncuyu hemen 11'e atmaz. Doğru. Atmadı da geçmiş zamanlarda. Ben yine Barış Alper Yılmaz'ı bekliyorum. Hatta son hazırlık maçındaki, Graz maçındaki 11'in ben birebir aynı olabileceğini düşünüyorum. Belki bir sol bekte Alenyo ile Kazımcan'ın bir değişikliği olabilir. Çünkü Alenyo orada Kerem'le biraz motivasyon yani sorunu yaşadı. Çünkü daha yeni takımda. Kendisi de söyledi çünkü çok yani yeni. Ben bunu aşarsam çok daha başarılı olabilirim diye. Motivasyonu ve takımı tanıma için biraz süre gerektiğini. Burada ben Barış Alper Yılmaz'ı bekliyorum. Barış Alper Yılmaz'ı ben bu sezon 3 yerli oyuncu kuralında birçok yerde bekliyorum bir sistem olarak da. Bir forvet arkası 10 numara gibi olabilir, kanat olabilir. Zaman zaman forvet işte bu Zalgiris maçında olacağı gibi. 3 yerli kuralının olduğu sürece Barış Alper Yılmaz her zaman formayı kapabilir diye düşünüyorum. Çünkü Barış Alper Yılmaz geçen sezonun son maçlarında çok formda bitirdi. Bu sezonda antrenmanda, kamplarda şu andaki en formda oyunculardan bir tanesi. Kampın dikkat çekenlerden bir tanesi. Defans hattında dediğiniz gibi beklediğimiz gibi mi bekleriz? Hani Kazımcan, Abdülkerim, Şaşaboy, Nelson, Şaşaboy. Şaşaboy, Abdülkerim, Nelson, Abdülkerim ve yani belki Kazımcan diyorum. Çünkü bu maç risk edecek bir maç değil. Doğru. Önemli bir maç. Rakibi küçümsememek lazım. Çift ayaklı bir maç. Ben bu eksik Galatasaray orada yenilse bile ikinci maçta içeride, evinde Aslantepe'de. Yani maç 2-0 bitse ki ben öyle bir ihtimal vermiyorum. 3-0 gelir burada yener bu takımı diye düşünüyorum. Tek maç olsaydı farklı olurdu. Savunma şu anda değişmez. Yani Nelson, Şaşaboy, Abdülkerim varsa bunlar. Sol bekte de Okan Hoca sanki belki bir değişik yaparsa bu olur. Yani forvet de değişmez. Barış Alper mi Halil mi acaba diye. Barış Alper Cimaz çünkü takımı daha iyi tanıyor. Takım oyunu daha iyi oynuyor. Doğru. Halil daha sonra olacağını düşünüyorum. Bu maçı da ben önümüzdeki günlerde Okan Hoca'nın
Dün izin yaptılardan döndükten sonra. Şurada 3-4 gün bir süre kaldı. Galatasaray istediği sonucu alır gelir, deplasmanda olacak olsa da yani. Şimdi lig bitimine yakın ve tabii ki transfer dönemi başladığından beri işte Sacha Boey, Nelson, Zaniolo, Torreira, bu isimler hep acaba gidecek mi? Gitme ihtimali çok yüksek diye konuştuk. Şimdi bu zamana geldik, şu ana kadar henüz bir gidiş yok. Hatta Sacha Boey'un kalma ihtimalinin yüksek olduğunu, Torreira'nın da aynı şekilde konuşuyoruz. Bu kadar çok gidecek dediğimiz oyuncular bir anda nasıl pozitife döndü? Nasıl döndüğünü söyleyeyim. İlk önce beklenen rakamlar olmadı, gelmedi. Hep mesela Nelson için 25 milyon euro serbest kalır maddesi vardı. O rakamın altında bir teklif kaldı. Sacha Boey için Fransa milli takımını planlayan ve en az 20 milyon euro hedefliyordu Galatasaray. Bir de beklenen transferler yapamadığı için siz satış yaparsanız tepki çekersiniz. Doğru. Belki önümüzdeki günlerde şimdi yeni gelen isimler olacaktır. Yeni çıkacak isimler olacaktır. Talisca gibi her ne kadar yüksek maliyetli olsa da sürekli ismi çıkıyor, ön plana çıkıyor. Bir on numara, bir kanat oyuncusu. Açısının durumu henüz belli değil. Galatasaray son güne kadar bekleyecek. Transferler yapılacak ama şu durumda siz Sacha Boey ve Nelson'u hatta Zaniolo'yu satmış olsanız oyuncu gelmeden satmak en tehlikeli şeydir. Çok tepki çeker. Ama 2-3 tane transfer yaparsanız o oyuncuları rahatlıkla verebilirsiniz. Ben de dahil çok gidecek dediğimiz oyuncular şu anda takımda. Mesela Zaniolo'yu düşününce geldiği gün dedik ki Milan'a gidecek. Ben hala bir ihtimal görüyorum yani gidebileceğine dair. Zaniolo çok karakterli, takım oyunu çok iyi oynayabilen. Saha içinde çok fazla sorun çıkaran bir oyuncu değil. Kulübede olsa sorun çıkaran bir oyuncu değil. Evet. Küçük de bir talihsizlik yaşadı. Evet. Çok korkuttu tabii ki yani futbol ama Allah'tan çıkıp yerine getirmiş. Ama hoca etkilenmemiş gibiydi. Profesyonellik bu işte yani. Doğru. Soğukkanlılık, profesyonellik bu. Bazen soğukkanlı olmak çok işe yarayabiliyor. Zaniolo takımda kalırsa ki Galatasaray'ın oyuncusu. Ya aslında Galatasaray'ın hedefi şu. Şampiyonlar Ligi'ne girip o ilk turları geçtikten sonra bu futbolcuları daha fazla parlatıp biraz daha yukarıya satabilmek. Çünkü Şampiyonlar Ligi aramızda çok farklı. Evet. Ya Cenk Tosun'un bugün Türkiye'de en yüksek rakama satılması o Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılısı. Burak Yılmaz'ın keza aynı şekilde. Yani o arena çok başka bir arena. Orada daha çok göz önünde oluyorsunuz. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk ediyorsunuz. Bir sezonda 40 maç oynuyorsunuz. Asistleriniz, golleriniz var ama Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 maç arka arkaya işler yaptığınız zaman bir anda çok farklı yere gidiyorsunuz yani. Kesinlikle. O yüzden Galatasaray sanki oyuncu satmayıp mecbur kalmadığı sürece o Şampiyonlar Ligi'ndeki o vitrinde biraz daha parlatıp daha yüksek rakamlara satmayı düşünecektir. Kesinlikle. Şimdi Paredes'de biraz konuşalım. Çünkü son 10 gündür ben pek ismini duymuyorum bu oyuncunun. Bir anda çok yükseldik. Şimdi ismi böyle konuşulmaya başlayınca da acaba bu transfer olmayacak mı diye sorular da geliyor. Olmayacak gibi çünkü yüksek rakamlar var. Çok yüksek rakamlar. Paredes'de görüşüldü, ön görüşme yapıldı, teklifler verildi. Hatta bir aydır falan herhalde her sabah o Paredes'i konuşuyorduk yani. Geliyor mu gelmiyor 11'e mu? 11'e bile ekledik Lucas, Paredes Torreira yaptık. Lucas Torreira ile beraber nasıl oynar acaba? İkisi bir arada olur mu? Ya da hatta Lucas Torreira gidiyor mu? Oldu. Lucas Torreira gitmiyor. Burada Paredes şimdilik zor gözüküyor. Ben belki bir Arabistan piyasası bile bir anda önüne çıkabilir. Ama rakamlar bazında baktığın zaman Galatasaray'la çok fark var.